Sevgi Hastanesi sunar. Sağlık Dünyası'ndan merhaba sevgili izleyenler, mutlu akşamlar diliyoruz öncelikle. Sağlıklı yaşamın şifrelerini ele aldığımız programımızda bu hafta tüberküloz hastalığını konuşacağız. Bu hastalıkla mücadeleyi anlatacağız ve merak ettiğiniz ne varsa tüberküloza dair bu programda olacak. Konuğumuz stüdyomuzda önemli bir isim, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Turgut Yayla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Her hafta ayrı bir konuyu ele alıyoruz. Vatandaşlarımıza da sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarını anlatıyoruz. Bu hafta tüberküloz hastalığına bir pencere açacağız. Öyle ki özellikle geçmişte çok ciddi bir hastalıktı. Geçmişin kanseri olarak nitelendiriliyordu. Bugünkü hastalıklarla kıyaslayacak olursak. Ama halen devam ediyor. Halen tedavi edilmezse, önlem alınmazsa ölümcül riski bulunan hastalıklar sınıflamasında yer alıyor. Hal böyle olunca çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu hastalıkla mücadele edenler varsa ya da bu hastalıkla ilgili kimlerin merak ettiği varsa ekran başına da davet ederek başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Kanal E'deki çalışanlarına ve mensuplarına ve de aynı zamanda bizi dinleyen tüm halkıma saygı ve sevgilerimi sunarım. Evet. Bir de bu buyurun. Programların devamını diler. Bu kurumların da devamlı ve rahatsız edilmeden kurumların bizim karşımızda durmasını ve bize yardımcı olmasını diler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim de bu zor günümüzde bu güzel desteğiniz için diyelim efendim. Aslında siz orduların yakından tanıdığı bir isimsiniz. Evet, isim yapmış 30-40 yıldır orada. 43 yıllık doktorum. Bunun hani ailedensiniz artık. 30-35 yıllığını orduda geçirmiştir. Evet. Orduya hizmet veren ordunun evladı bir doktor olarak da Turgut Yayla ismini misafir ediyoruz. Efendim tüberküloz hastalığını konuşacağız dedim. Ekleyeceğiniz yoksa direkt hastalıkla giriş yapmak istiyorum. Efendim tüberküloz hastalığı bir tarihler boyunca insanlığı meşgul eden ve çeşitli hurafeler, çeşitli bilimsel yöntemler, çeşitli araştırmalarla bu zamana gelen bir hastalık, bulaşıcı hastalıktır. Tüberküloz hastalığı dünyada AIDS'ten sonra ikinci bulaşıcı hastalık grubudur ve aynı zamanda bütün hastalıklardan da 9. sıradadır. 9. sırada yani. Aslında ciddi bir rakam. Evet, dünyada 8 milyonla 10,5 milyon arasında iddia edilen tüberküloz vardır ve bunların 1,5-1,7 milyonu ölmektedir. Evet, yani böyle dediğimiz gibi ölümcül yani riski bu bulunan sayısal, hastalıklar sınıflamasında. Bu sayısal şeyi daha Türkiye verilerinde okuyamadık. Bakalım olacaktır inşallah. Evet. Ama gerçekten son zamanlarda tüberküloz üzerinde Türkiye'de de çok iyi ciddi duruş ve çalışmalar vardı. Peki Sayın Yayla, nedir tüberküloza sebep olan? Yani neden insanlar tüberküloz hastalığına yakalanır? Tüberküloz basılıyla bulaşan bir hastalıktır. Bulaşması hava yoluyla, havadan olur genelde. Eskiden kaşık, çatal, bıçak benzeri şeylerden kaçıyordu insanların. Bunlarla bulaşmaz. Tüberküloz, öksüren, konuşan, hapşıran kişinin çıkardığı, balgamdaki çıkardığı basiller havada asılı kalır. Bunlar 1-2-3 saat asılı durabiliyor havada. Evet, o zaman tüberküloz hastalarının muhakkak maske takması gerekir diyebilir miyiz? Tabii, tüberküloz hastası esasında onlara da geçeceğiz de korunma yöntemlerinde. Şimdi nasıl bulaşıyor? Öksürüyor, hapşırıyor ve ne yapıyor? Ağzından çıkan şeyle konuşurken havaya asıyor basili hastalıklı kişi. Sağlam da geliyor, onu alıyor, soluyor ve alıyor akciğere indiriyor. Evet, yani aslında bulaşması bu kadar kolay bir hastalık. Akciğere indiği zaman işler başlıyor. İşte o zaman hastalık hasta değil de mikrop bulaşıyor. İşte bazılarında çok kısa zamanda, bazılarında 2 yıla kadar. Yalnız ilk 2 yıl, bu bulaşmanın ilk 2 yılı çok tehlikeli. Bu zamanda çok hastalık belirtisi çıkabiliyor yani. 2 yıl aşınca biraz azalıyor. Evet. Yani tüberküloz hastalığı ilk 2 yılında
muhakkak daha fazla hasta risk aldı, kişi risk altında yani sağlam kişi. Evet. Peki nasıl anlayacak kişi tüberküloza yakalandığını? Kişi tüberküloza yakalandığını nasıl anlar? Tabii kişi anlayamaz bunu belki de. Ve bazıları var ki aylar sonra veya kaç aylar sonra bütün akciğerlere dağıldığı veya diğer organlara sıçradığı zaman. Yani gizlenebilen bir virüs müdür bu tüberküloz virüsü? Gizlenebilen değil. Hastalık başladıktan sonra arka arkaya 3 hafta sürekli bir öksürü olan, en az 3 hafta sürekli bir öksürü olan kişi muhakkak doktora gitmesi lazım. Evet. Ondan sonra balgam çıkarıyorsa gitmesi lazım. Ondan sonra balgamda kan görürse gitmesi lazım. Ondan sonra ağrısı ve herhangi bir ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetleri artarsa... Ağrı hangi bölgede hissediyorsa? Ağrıyı genellikle plevrada yara şey yapınca, plevrada sıvı toplayınca da ağrı olabilir. Enfeksiyon orada gelişmeye başlayınca, zarar verince, enfeksiyon dokundukça da ağrı olabilir. Akciğerde ağrı, kendi dokusunda, akciğer dokusunda ağrı yoktur. Ağrı olmaz. Ya bu plevrada zarlarında olur ağrı. Zar kısmında ağrıyı üreten, ağrı oluşan yer zarlardır. Evet, yani göğsün hemen altındaki o kısım. Yok, ciğerin dışında bir zar var, ince evet. Zar. İki tanedir. Pariyet, işte plevranın, seral plevra ve pariyetel plevra. Bu iki zarın arasına su toplar, o zaman o ayrılırken bir ağrı yapar. Evet. O sulu zatürreler, sulu tüberküloz, sulu zatürre benzeri. Bunun haricinde işte tüberküloz bir tek akciğerde mi olur? Hayır. Tüberküloz basili akciğerde, akciğerde hastalık yapmadan evvel dahi kan sistemiyle, tüberküloz basili insan vücuduna geçince kan sistemiyle dağılır. Kan sistemine geçer basil, oradan diğer organlara, böbrek, beyin, kemikler, işte bağırsaklar veya periton ve ne kadar organımız varsa, yani vücutta olabilir. Gezebilen her yerde tüberküloz, her yerde oluşup her yerde bulaşabilen, vücut diğer organlarda da tüberküloz oluşabilir. Evet, o yüzden çok önemli, evet. Hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, tüberkülozsa risk kimlerde risk çoktur? Evet. Riskli vakalar hangisidir? Tüberkülozla beraber yaşayanlar en büyük riskli olanlar onlardır. Bir evde, bir odada yaşayanlar. Hı hı. Onun haricinde tüberküloz direnci düşüren hastalıklar işte şekerdir, böbrek hastalığıdır, AIDS'tir ve diğer bir hastalar veya immün sistemi depresi olanlar, kortizon tedavisinde olanlar, onun haricinde küçük çocuklar, 5 yaşın altındakiler, tedaviye dirençli, cevap vermeyen veya iyi tedavi edilmeyen tüberkülozlular, tekrar tüberküloz hastaları, hı hı. Bir de yaşlılar. Bu evet. Gruplar risk olur. Risk altında, daha çok risk altındadır. Evet, özellikle tüberküloz hastalığına yakalanmış birisiyle yaşıyorsanız büyük risk altındadır. En büyük risk beraber yaşayandadır. Evet, çünkü hava yoluyla bir odada kalandadır, ortak yaşayanda daha doğrusu. Evet, ve ilk iki yıl hastalıkta çok önemli. İlk sadece akciğerde evet. Değil, diğer organlarda da tüberküloz görülebiliyor. Görülebiliyor. İlk iki yılda en sıkıntılı yıllardır bulaşmadan sonraki. Evet. Tüberküloz o kadar da korkulacak bir hastalık ona değil. Ona geleceğim şimdi. Korkmalı mıyız? Şimdi saydık risk altındadır dedik. Tüm vücuda yayılabiliyor dedik. Biraz tehlikeli bir tablo çizdik ama hastalığın belirtilerinden de bahsettik. 3 hafta süre gelen bir öksürüğümüz var. Hemen korkmalı mıyız? Tüberküloz muyuz? Yoksa birkaç belirti bir arada olmalı mı? Onun arkasından tabii zayıflamadır, iştahsızlıktır, kilo evet. Kaybıdır, gece teridir. Bunlar da vardır tüberküloz hastalarında. Yani hepsinin bir arada olduğunda mı şüphelenmeliyiz? Yok, hepsini bir araya getirmeyeceğiz. Hepsini evet. Biz 3 hafta öksürüğü varsa... Muhakkak yine de bir baktıracağız. Hemen doktora gideceğiz. Olacak. Hele biliyorsan ki yaşadığın kişi tüberkülozludur. Hiç riske bunları hiç beklemeyeceksin. Yani bu hastalık belirtilerini hiç beklemeyeceksin. Kendini devamlı kontrol altında gideceksin. Öbürü tedavi olanaya kadar devamlı kontrol alacaksın. Evet. Ya hastanın tedavisini tedaviye geçmeden evet. Geçir tanısını soracaktım. Varacağız şimdi. Yani nasıl tüberkülozu tanırız? Evet, nasıl buluruz?
Şimdi tüberkülozlu vakaları bir fiil vakaları alıyoruz hele. Ne yapıyoruz? Ondan balgam alıyoruz. Balgamda direkt preparat veya kültürle basil bakıyoruz. Basili bulduğumuz veya gördüğümüz zaman, ürettiğimiz veya gördüğümüz veya ürettiğimiz zaman diyoruz ki ha bu tüberkülozdur. Röntgen filmi çekiyoruz. Bir de PPD denen bir testimiz var, kol testi. Onu yapıyoruz. PPD bunlar PPD pozitif, röntgen pozitif, basit pozitif tedavi başlıyor. İlla birinin pozitif, hepsinin pozitif olması gerekmiyor. PPD pozitifliği hariç diğer pozitifte röntgende de biraz yapıyoruz ama basili görmeden tüberküloza tedaviye genelde başlayamıyoruz. Evet, basil önemli muhakkak bir tanı basili için önemli. Basili evet. Tedavi için basil önemli. Basili gördük. Hemen tedaviyi planlıyor doktor. Türkiye'de verem savaş dispanserleri yaygındır. Vatandaşlar genellikle bedava tedavi olurlar ve bu dispanserlere giderler. Tabii diğer hastaneler, sağlık ocakları veya diğer dispanserlerde yön verir hastaya. Evet. Tedaviye başladık doktor. Doktor bir tane sağlık personeli veya bu işi bilen birini seçecek. Bir kişi seçecek. Evet. Bir kişiye bir kişi. Bu kadar ciddi çalışılacak. O kişi tüberküloz hastasının ilacını hangi dozda ise o hastaya aynı mekanda, aynı saatte hastanın istediği yerde düzenleyecekler ve verecekler. Plan bu. Bilimsel, esas plan. Bu neyi engelliyor? Bir, bu kişinin, sağlık personelinin hastayı tedavisi, ilacını gözetim altında vermesi bir disiplini sağlıyor. İki, hastanın ilacı düzenli kullanmasını sağlıyor. Üç, yeterli dozda almasını sağlıyor. Dört, bulaşmasını engelliyor etrafa ve yani kolluyor, hastayı eğitiyor yani belirli evet. süre. Mesela bir ay eğitti diyelim hastayı, bir ayda ilaç kullandı, onun bulaşıcılığı kalktı. Genelde böyle olur çoğunlukla. Evet. Ne yapıyor? Ondan sonra yan tesirler çıkarsa, ilaç yan tesirleri doktorla diyalog kurarak veya hastayla beraber doktor, hasta, bakıcı de, yani... Doktorun bilgilendirilmesi de gayet doktorun bilgilendireceği doktoru bilgilendirecek kişi yan tesirleri de çıkarsa şey yapıyor ve tedavinin daha olgun bir şekilde yürümesini sağlıyor. Bu kadar önemli ve ehemmiyet gerektiren bir tedavi. Tedavide bu nokta çok önemli. Peki bunu yani yapabiliyor gözetim musunuz? Gözetim altında tedavi diyoruz. Hani yoğun hasta ve yoğun hasta sirkülasyonunda, yoğun nüfusta bunu yapabiliyor muyuz? Bilimsellik ve gerçekler ve direnç gelişmesini engellemek için bunu yapmamız lazım. Evet, çünkü tabii. Direnç geliştiği zaman hastanın sağlığından al, süresinde, tedavi süresinde ücret piyasasına al, gelecek diğer ilaçların yan tesisine kadar çok büyük riskler var. Onlar 2 yıl. Evet. Mesela biz birinci kademede bütün ilaçlarımız, 5 tane ilacımız var genelde. Bu 5 ilacımızla hastayı 6 ayda tedavi edebiliyoruz. Ama hasta savsaklamaz, geciktirmez, bilmem ne yapar. Başında durursak tabii biz de hastaya eğitimi iyi verirsek veyahut da takibini kendi elimizle verirsek ilacı tabii. Evet. Peki bu hastalıkta tedavide beslenme nasıl yapılmalı? Efendim, beslenme vatandaş kendi nasıl besleniyorsa hasta da öyle beslenir. Hani hep bir halk arasında işte bal, süt yapılır. Bu, yok öyle işte bir şey. İşte yumurtalar içirilir. Tüberkülozla mücadelede bir besin takviyesi de yapılır yoğun bir şekilde. Tüberküloz hastası eğer bulaşıcı olmasa, bulaşıcı olmasa normal sofrada beslenmesi lazım. Vatandaş, arkadaş şeyler gibi, ailenin diğer fertleri. Ama bulaşıcı olduğu için biraz dikkat edilecek. Yani öksürür havaya atar ya, onun için dikkat edecek tabii. Fakat beslenmede bir özellik yok yani. Et verelim, bal verelim, süt içirelim falan, gece kaldıralım. Kilo aldırıyoruz hastaya, o daha da sıkıntı yani. Evet, çünkü öyle bir algı vardı geçmişten. Çünkü normal beslenmede ilaç tedavisi
düzenlendikçe ve ilaç etkisini gösterdikçe normal beslenme, hasta zaten kilosunu ve düzenini bulmaya çalışıyor, oluşuyor. Bünye kendini düzenliyor zaten. Evet. Öyle bir özel beslenme tedbiri yok tüberküloz. Özel bir yalnız beslenme şekli. Özel vitamin tedbirleri var, evet, bazen. Onları bunlar, biraz paylaşalım. Bu vitamin tedbirleri de şunlar. Dirençli tüberkülozlarda, durumu bozuk olan tüberkülozlarda, işte hamilelerde, bu gibi gruplarda vitamin tedavisi desteği veriliyor. Bir de immün sistemi ve şeyi direnci düşük olanlarda, immün hastalıkları olanlarda, daha doğrusu diyabeti olanlarda, böbrek hastalığı olanlarda vitamin verilebiliyor sadece. Onun evet, haricinde bir destek yok. Peki zaman zaman zatürre ile tüberküloz karıştırılabiliyor. Tüberküloz hangi aşamasıdır hastalığın? Zatürre hangi aşamasıdır? Ya da ikisi birbirine çok mu yakındır? Çünkü bu iki hastalık da birbirine çok karıştırılıyor. Şimdi vücuda giren düşman değişik bir defa. Tüberkülozda tüberküloz basil, basili var. Zatürrede diğer basil veya koklar var. Yani zatürre diyoruz ya, biz ona pnömoni diyoruz. Evet. Mesela pnömonide diğer basiller var veya koklar var veya şeyler var, mikroplar. Tüberküloz burada sadece tüberküloz basili var. Onun için ayrımı bu basillerin ayrımından önce yola çıkacaksın. Tüberküloz basilini gördün müydü? Artık daha onun diğer zatürrenin diğer formlarına ayırmayacaksın. Evet. Bu tüberkülozdur diyeceksin. Bu, yani bu ikisinin ayrımı tamamen en bilimsel fazla, ortamda yapılabiliyor. En fazla laboratuvar ortamında basillerin şeyiyle oluyor. Evet, yani ayrılıyor. Belirtileri hemen hemen hastalıklı. Yani aşağı yukarı aynı, birbirine benzer belirtileri vardır. Fakat tüberkülozun biliyorsun bulaşıcıdır. Evet. Öbüründe öyle bulaşıcılık da o kadar yoktur yani. Zatürre tüberküloz zatürre kadar bulaşıcı. Bulaşıcılık yoktur yani. Bulaşıcılık bulaşmaz, yok. Onun için zatürreli buralarda gezer falan durur, biri hasta olmaz ondan. Evet, ama tüberküloz hastasının dikkatli olması. Tüberküloz da bulaşır yani. Gerekiyor. Bulaşıcılık daha ağırdır diyelim. Belki zatürrede de kemkin bulaşık olabilir, direnci çok düşük olanlar için. Evet, yaklaşık 6 aylık bir tedavi süremiz var dediniz. 6 aylık bir tedavi süresi var. Aynı anda veriyoruz ilaçları, hepsini birden veriyoruz. Fakat bu arada tedaviye rağmen bazen de bu tüberküloz basili, bu niye uzun sürüyor tedavisi? Çünkü bu ölmüyor. Evet. Ölmedikçe mutasyona mı uğruyor? Bir değişiklik oluyor basilde ve direnç gelişiyor. Bu neden oluyor? Yani virüsün kendi içerideki değişimleriyle mi alakalı? Ha, kişinin çok, o arada bu detaylardaki, detaylardaki o varyasyonu, yani hı hı, basilin değişimini veya direnç niye gelişiyor? Hı hı. Mutasyon oluyor işte herhalde ki vücutta, o kadar genetiğim, bilgim, hı hı, yok. Ama bu şeyde direnç gelişiyor. Direnç geliştiği zaman bomba patlıyor. Tehlike başlıyor. Onun için diyoruz ki aralık vermeden, disiplini bozmadan, aynı dozda, aynı, her zaman aynı saatte ve aynı miktarda ilaçlarla, aynı dozdaki ilaçlarla hastayı tedavi etmemiz lazım 6 ayda iş sağlama almak için. Alamazsak direnç gelişiyor. Direnç geliştiği zaman pahalı ilaçlara doğru yöneliyoruz. Evet. Yönelince tedavi süresi 2 yıla çıkıyor. 6 aydan 2 yıla çıkıyor örneğin. Ve aynı zamanda da daha pahalı bir tedavi ve daha düzene girmeyen, düzenleyemediğimiz, zor düzenlediğimiz bir tedavi içine düşüyoruz. Sağlık olanı da hasta da. Evet. Sağlık ordusu da. Onun için mümkün olduğu kadar işte o bir kişinin gözetiminde tedavi çok, 6 aylık tedavi çok önemli. Evet. Yani tüberküloz hastalığı insan vücuduna girdiği anda yaklaşık özetleyecek olursak 6 ay gibi sürede bir tedavi edilebiliyor ama tedavide çok önemli 3 kural var. Aynı doz, aynı saat ve hiçbir gün bile aksatmadan bu üçü peş peşe bir kişinin gözetiminde. Evet, bir de bir kişinin gözetimi olacak muhakkakiyette. Bu bileşenler bir araya geldiğinde hastanın tedavisi mümkün. Mümkün. Peki hangi durumlarda mümkün değil? Çünkü gelişen teknoloji bu denli tedaviye rağmen bazen dediğimiz gibi tüberküloz ölümle sonuçlanabiliyor. Hala risk grubundaki hastalıklar arasında.
Bunu... Bu en çok da zaten diğer hastalıkları ve diğer sıkıntıları olan insanlarda gelişiyor. Evet. AIDS'liler de olur, ağır diyabetliler de olur, ağır böbrek yetmezliler, böbrek nakli yapılanlar da olur, organ nakli yapılanlar da olur. Onun haricinde devamlı kortizon tedavisi alanlar da o sıkıntı yaratır. 5 yaşın altında çocuklar, altında çocuklarda, yaşlılarda, ileri yaşlılarda bir de tüberkülozu tedavi, iyi tedavi olmayan artık iflas etmiş organlarda daha fazla sıkıntımız olur. Evet. Onun halinde sağlamlarda o kadar sıkıntımız olmuyor. Tedavi. Ama çocuklarda bu sıkıntımız oluyor yani. Evet. Bir de yaşlılarda oluyor tabii. Bir de o bildiğimiz immün hastalıklar, organ nakilleri, bir de kortizon tedavisi olanlar, bir de çok zayıf olanlar. Yani kiloları çok düşük olanlarda da sıkıntı artıyor. Evet, yani tüberküloz hastalığı kesinlikle tedavisi mümkün olan bir hastalık ama diye bir parantez var. Başka rahatsızlıklarınız varsa durumu değiştirebilir, tetikleyebilir. Evet. Tabloda biraz karışıklıklar oluşabilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Peki biraz şöyle başa çıkmak istiyorum. Çocuk çağı tüberkülozunu soracağım. Sizin önerilerinizi soracağım. Bu hastalıkla hastalıktan korunmak için ne yapmalıyız? Yani sağlıklıyız. Evimizde tüberkülozlu birisi yok. Nasıl tüberküloz bize bulaşmasın? Nasıl korunabiliriz? Biz mi nasıl korunuruz? Evet, nasıl koruyacağız? Yani öbürü bizi nasıl koruyacak? Önemli olan o. Evet. Hasta bizi nasıl koruyacak? Hasta yani peki sağlıklı insanın hani virüs vücuda girdiğinde tüberküloz olabiliyor ama bu virüsün vücuda girmemesi için yani bu virüsü oluşturan zeminin oluşmaması için ne yapmalıyız? Bir, tüberküloz şüphesi bildiğiniz kişiyle bir odada yatıp kalkmayacaksınız veyahut da uzun süre kalmayacaksınız. İki, o kişinin odasını devamlı havalandıracaksınız hastalıklı kişinin. Üç, o kişiye maske taktıracaksınız. Aynı zamanda siz kendiniz de takabilirsiniz. Ama öncelikle hastayı, bak önce hastadan geçiyor ya tüberküloz. Evet. Öncelikle hastayı dediğimiz prensiplerde tedaviye koyacağız. Bu aktif tedaviye koyacağız. Onun haricinde bu hastayı ortamımızda maskesiz gezdirmeyeceğiz. Bu hastanın odasını devamlı havalandıracağız, güneşlendireceğiz ve şey yapacağız. Ondan sonra zaten çok da uzun sürmüyor. Hemen başlıyor basillerin ölmesi, sersemleşmesi, yavaş yavaş basiller dökülüyor. Bir ayda genellikle ailesinin içine girebiliyor. Tabii biz devamlı balgamda takip ediyoruz. Balgamda tüberküloz basili yok olduğu zaman, filmde sağlıklı görüntüler düzeldiği zaman, balgamda kültürle de basil yok olduğu zaman diyoruz ki bu artık evine, ailesinin içine gider. Rahat girer diyoruz. Evet. Ama şöyle bir şey var, hastaneye yatırıyorlar genelde, yatıralım deniyor. Hastaneye yatırılacak hastalar tüberkülozu şey olanlar, kronik tüberkülozu olanlar, yaygın tüberkülozu olanlar, bir de tüberkülozu bu işte dirençli basillere dönüşenler, yani basiller dirençli hale evet. dönüşmüşse bunlar yatırarak, bir de ilaçlar dokunuyorsa hastaya zarar vermişse o durumlarda, bir de fazla kanaması falan varsa o durumlardaki hastalar yatırılarak tedaviye evet. alınır. Bir telefonumuz varmış, bir izleyenimiz bizlere eşlik etmek istiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mehmet Bey herhalde. Mehmet evet. Beşe. Efendim buyurun, merak ettiğiniz nedir? Öncelikle evet. geçmiş olsun diyelim. Şimdi kocamın söylemiş olduğu hastalıktan aynen ben yakalanmıştım bize bundan 8 sene öncesi 2010'larda. Evet. Ben hani işten geldim, bana bir avru girdi böyle omuzuma. Ceviz gibi 3 tane şişlik koltuk altından şey yapıldı. O zaman da Fatsa Devlet Hastanesi'nde İsmail Dinç vardı. Hı hı. Bu beni ameliyat etti. Oradan ta şeyleri aldı, şişlikleri. Kesin Ankara'ya aldım. Gönderdi. Ankara'dan Yeren Başlangıcı diye geldi bana. Hı hı. Fakat Yeren Başlangıcı diye geldikten sonra Yeren Savaş'a gittim. Oradan bana 7-8 çeşit hap söylendi. Evet.
Şu an kullanıyor musunuz hapları? Tedaviye başladınız mı? Ben bu tedaviyi 6 ay içerisinde bitirdim. Evet. Ve hastalıktan silindim. Ama şunu demek istiyorum hani... Şu an ağrınız var, tekrar edip etmeyeceği noktasında mı merak ediyorsunuz? Şimdi aynı bu ameliyat olmuş olduğum kolumun üzerinde hafiften bazen bir ağrı geliyor. Bu kemik içinden ağrı. Hani bu suzu yapıyorum, uzun süre kalmıyor yalanız. Anladım. Bunun tiberkülozla alakalı bir ağrı olup olmadığını soruyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Siz ekranlardan izlemeye devam edin. Şimdi hocamız cevaplayacak sorunuzu. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ederim katıldığınız için. O adenit tüberküloz, yani lenf tüberkülozudur tahmin ettiğim sizdeki. O bezeyi almıştır doktorunuz, cerrahınız ve onu şeye göndermiştir. Patolojik irdelemeye. İrdelemeden de tüberküloz gelince siz 6 ay tedavide bunu iyileştirmişsiniz. Öyle bir beze oluşursa riskli, sıkıntılı, yoksa o ağrı şeyi tüberkülozdan dolayı değil. Evet. Büyük ihtimal %99 değil ama o bezeler yine eline geliyorsa oralarda, o tekrarlamış olabilir yani. Yine ancak bir hekime görünmesinde fayda var. Tekrar hekimine gitmen lazım. Evet. Peki, yani bunu... bezeler oluşmuşsa, öncelikle de beze oluşmuşsa gitmen lazım. Soru üzerinden bunu soralım o zaman. Diyelim ki tüberküloz hastalığımız var, tedavi edildi. Aradan zaman geçtikten sonra tekrar edebilen bir hastalık mıdır bu? İşte 8 yıl geçmiş mesela az önce arayan Mehmet Bey'in, 8 yıl sonra... Şimdi oraya da başta bir açtık parantez, kapadık o parantezi. Şimdi basil aldın ya. Evet. Bütün ömür boyu basıl sende uyukluyor. Eyvah. Bütün ömür boyu. Ne zaman direncini düşük bulursa saldırıyor. Yani onunla yaşayacağız. Yani o bizim misafirimiz mi? Almışsan evde o misafir. Eyvah. Dedik ya ilk iki yıl çok sıkıntılı. O misafirlik ilk iki yılda hızlı kalkıyor. Ama sonradan da uzun yıllar devamlı seninle kalıyor. Yani dormant basiller diyoruz. Yarı ölü basiller. Yarı basiller. Ölü hücrelerin içinde yaşıyor. Yani basil tedavi olsak da vücudumuzda uyuyan bir düşmanımız var. Sen tedavi olsan da orada dormant basiller var, ölü basiller var. Direnç düştüğü zaman ortaya çıkıyor. Alt ediyor. Peki ikinci kez nüksettiğinde, diyelim ki uyuyan basilimiz, aradan zaman geçti, tekrar görüldü. İkinci tedavide sıkıntı oluyor mu, yoksa aynı tedavi yöntemleriyle iyileşmek mümkün oluyor mu? Aynı tedaviyi aynı stilde uygulayacağız. Evet. Çünkü ama şöyle, basili aldık, laboratuvarlara gönderdik. Laboratuvarlarda şeyden, rezistanstan geçti. Yani hangi ilaç öldürüyor. Bakıyor ki oluyor ya, alınan basilli ilaçların 3 tanesi öldürmüyor. 2 tanesi öldürüyor. O zaman rezistans gelişmiş oluyor. Eyvah. Yani bir telefonumuz yani, daha varmış. Bir bilmece tabii. Bu yani. Bir bilmece gibi. Evet, tüberküloz hastalığı gerçekten riskli hastalıklar grubunda yer alıyor. Konusunda uzman birisinde bu akşam bizlere tüberküloz hastalığını anlatıyor. Balıkesir'den bir izleyenimiz bizlere ulaşmış. Devran Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun, sorunuzu alalım. Ben hocama bir şey soracağım. Şimdi benim dedem ameliyat oldu. Kolunun altından bir parça alındı ciğerinde. Bunda sürekli bir terleme oluyor hocam. Evet efendim. Bundan dolayı bir parça alındı, patolojiye verildi. Patoloji de zaten Ege Üniversitesi'ne gönderildi. İlk teşhiste kanser ya da verem başlangıcı diye bir şey yaptılar. Ondan sonra ikinci bir şey operasyon yaptırdık. Onda da temiz çıktı. Hiçbir şey görünmedi ama halen daha terlemesi aşırı derecede devam ediyor. Bunun nedeni nedir acaba hocam? Onun için efendim, şimdi burada bir sürü neden vardır. Yani tüberküloz yönünden araştırıldı mı onu bilmiyoruz. Siz, elimizde sizin verdiğiniz bilgi haricinde somut laboratuvar delilleri yok. Birinde kanser var demiş, diğerinde kanser yok demiş. Şimdi en iyisi, nerede aldılar parçayı? Balıkesir Devlet Hastanesi'nde aldılar hocam ilk parçayı. İkinci de Çapa'da aldılar, İstanbul Çapa'da.
Demek ki biraz siz koşuşturmuşsunuz, araştırmışlar yani, araştırılmış. Evet hocam, evet. Bu terleme, hani bu, buradan çok net bir cevap veremiyorum çünkü tüberküloz da olabilir, Allah korusun kanser de olabilir. Keşke tüberküloz olsa diyorum sizin adınıza yani, veya bizim adımıza. İşte ama, tam detaylı araştırmışlar hocam ama hiçbir sıkıntı görmemişler ve sonunda da artık bir şey yok dediler ama terleme halen daha devam ediyor yani. Yapılan tetkiklerde kanser tanısı da yok. Tüberküloz da tedavi edilmiş görünüyor. Tanıya varamamışlar yani. Ama terleme aynen devam ediyor. Şikayet devam ediyor. Evet. Aynen. Bazen oluyor bu aksilikler. O zaman bence bir göğüs hastalıkları, öncelikle de göğüs hastalıkları branşı olan bölümlerde, tıp fakültelerim göğüs hastalıkları bölümünde, oralarda irdeleyip araştırmakta daha fayda var yani. Yani yine de bir hekime görünme tavsiyesinde bulunuyor. Bir hekime göreceğin, hekim size, oradaki hekim size nereye, hangi hastaneye, hangi yukarı hastaneye sevk edeceğini veya nerede çare bulunabileceğini yönlendirebilir. Yoksa buradan ayrı biz bir şey diyemiyoruz yani sizin durumunuza. Tamam hocam. Peki sizden şöyle bir şey rica etsem hocam. Sizin yönlendirebileceğiniz doktor var mıdır bildiğiniz? Siz nerede oturuyorsunuz? Balıkesir Edremit'te oturuyoruz biz. Balıkesir Edremit. Aslen Trabzonluyuz. Akçabat dizemli. Valla bence Süreyya Paşa Eğitim Hastanesi size biraz yakın. Süreyya Paşa Eğitim Hastanesi. Nerede o? İstanbul. İstanbul. İstanbul'da ha. Orada peki doktor tercihiniz var mı hocam? Ya, bizim doktorlarımız, bizim zamanımızda gençler kaldı. Daha bizden daha iyi becerikli gençler var. Bizim zamanımızdaki arkadaşlarımızın hepsi emekli oldu veya özele geçti. Kimin nerede olduğu şu anda belli değil. Doğrudur hocam. Biz yani 43 yıllık doktorum ben. Arkadaşların çoğu emekli oldu. Doğrudur. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. İyi günler, geçmiş olsun. Sağ olun, efendim. Geçmiş olsun, iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar, kolay gelsin. Yani böyle durumlarda olabiliyor. Bilimsel olarak laboratuvar tetkikleri bir şey yok dese de şikayetler devam edebiliyor. Biz hastayı gönderdik bir tıp fakültesine. Tıp fakültesinden tüberküloz diye bize rapor geldi. Hastayı 6 ay tedavi altına aldık. İyileşmiyor, düzelmiyor. 6 ay sonra tekrar karnını açtırdılar, açtırdık. Tekrar açtılar ve lenfoma çıktı hasta. Aa, yani. Biz de 3 ay, 6 ay tedavi ettik hasta. Peki böyle durumlarda yapılan tedavinin zararı olabiliyor zararı mu? Zararı olmuyor ama niye oluyor? Baştan tüberküloz diye geliyor. Onlar başlıyor. Lenfoma için geç kalınmış olabiliyor. Lenfoma geç geliyor sonra. Yani demek istediğim böyle karışabiliyordu. O yüzden yani şikayetler tıbbi, devam ediyorsa muhakkak... Hata, bunlar %100 evet, tıbbi hatalar değil. Bunlar olabilecek, çok az da olsa bile olabilecek hatalar. Evet, çok az da olsa olabilecek. O yüzden tetkikler bir şey yok dese de şikayetler devam ediyorsa devam muhakkak devam gitmek, ediyorsa, olayın üstüne ediyorsa, gitmekte fayda devam var. Devam ediyorsa dediğin yeri tükürüp yeniden başlayacağız. Evet, baştan bir araştırmaya gireceksiniz. Söylediğini tükürüp yeniden başlayacağız. Neyin var, ne oluyor? Bu tüberküloz da değilse ne olabilir gibi daha detaylı ve geniş kapsamlı bir araştırmaya. Yeniden açmak lazım. Evet, ki hocamız da bir eğitim araştırma hastanesine yönlendirdi arayan hastamızı. Yani böyle durumlarda şikayetleriniz geçmiyorsa daha detaylı tetkikler için bir araştırma hastanesine gitmek şart gibi görünüyor. Çocuk çağı tüberkülozuna geçelim Sayın Yayla. Çocuk çağı tüberkülozu şimdi nedir? Çocuk, ya da bunu niçin ayrı sınıflandırırız? Çocuk çağı tüberkülozunda çocuklara daha çok zarar veriyor tüberküloz. Evet. Hele 5 yaşın altındaki çocuklara daha da zararlı tüberküloz. Ama büyüklerin tüberkülozu olmadan çocukların tüberkülozu olmaz. Muhakkak ki çocuklara bir büyükten bulaşmıştır tüberküloz. Çünkü niye? Çocukların kendi kendilerine bulaştırma şansları çok düşük. Evet. 8-9 yaşına kadar öksürükle atsa da atamıyor. Onu fırlatamıyor. Ve havaya asamıyor basili. Onun için daha çok büyüklerden veya biraz daha ablalarından, 12-13 yaşlarında, hı hı, kavitesi olan, yarası olan tüberkülozlardan alabiliyor veya büyüklerden alıyor mikrobu. Evet.
Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar için de ilk iki sene çok sıkıntılı. Evet. Bir virgül koyalım. Bir telefonumuz daha var. Çocukça tüberkülozunu anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Alaaddin Aksoy bizlere ulaşmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Hocama benim sorum olacaktı. Tabii buyurun. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Buyurun dinliyoruz ben, sizi. 15 günden fazla oldu. Evet. Ben de öksürük, balgam. Balgam normal geliyor da öksürük doktora gittim. Hı hı. Verdiği ilaçlar fayda etmedi. 4 tane tahlil yaptırdık. Ben, doktor da kesin bir şey söylemedi yani. İlaçlar geçmezse tekrar gelebilirsin dedi de acaba şüpheleniyorum, acaba başka bir şey mi var? Hocama bir danışayım sorayım dedim. Evet. Şüphelenmekle haklısın. Göz sürkeş miyce her vatandaş haklı olarak şüphelenir başka bir şey var mı diye. Ama şu anda ben de tabii senin neyin olduğunu, nasıl olduğunu bir şey bu telefonla izah etmemiz zor. Bir doktora gitmişsin. O doktor muhakkak bir kontrole gelin tekrar, demiş size zaten. Tekrar kontrolüne git. Bir daha baksın o doktor arkadaş. İki sefer gittim. İkisinde de ilaçlar hiç fayda etmedi yani. Ya size bir tanıdan bahsettiler mi? Sana şu hastalığı... Röntgen çekildik. Evet. Solunum testi yaptılar. EKG çektiler. Bir de kan tahlili yapıldı. Size hani tüberkülosunuz, zatüresiniz ya da üşütmüşsünüz, gripsiniz gibi hani bir tanı üstünden gidildi mi tedaviye? Öyle bir şey söylenmedi de çünkü ben geçmeyince yani sürekli öksürük ilaç falan fayda etmedi. Ben acaba dedim yani hocam doktor söylemedi mi? Başka bir şeyim var, ben tedirgin oluyorum. Yani. Biz nereden bileceğiz onu da? Şimdi sen tedirgin olma. Sen yine bir doktora git, ondan olmasa bir göğüs uzmanına git, bir de kulak burun boğaz uzmanına git. İkisine evet. de git yani. Göğüs evet, uzmanı hocam. Ve kulak burun boğaz uzmanına git. Bir de ondan sonra onlar araştırmayı yaparlar. Neticede sana bir yol çizerler. Eğer ilk önce göğüs uzmanı, ondan sonra da kulak burun boğaz uzmanı. Tamam hocam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş tekrar. Olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Ulaştığınız için. Telefonumuzdan da şunu anlıyorum hocam. İnsanlarımızda şöyle bir kanı da var. İşte acaba benim kötü bir şeyim var da hekimin bana söylemedi. Böyle bir şey olabilir mi? Onu diyemezsin sadece. Yani hiçbir hekim gizlemez değil mi? Bu programda onu zaten toparlayamazsın. Zaten bu programda da kişiye doğru cevap veremezsin. Ama yani hiçbir hekim hastalığını gizlemez zaten hastadan. Dikkat ederseniz bireysel kendileriyle ilgili evet. vatandaşlar şeylerden. Vatandaş haklı da yani. Tıp doktor değil yani. Evet. Bilimle ilgili sorular gelmiyor yani. Evet. Çocuk tüberkülozundan devam edelim. Çocuk tüberkülozundan devam evet, edelim o zaman. Çocuk tüberkülozu dedik. 8-9 yaşına kadar 8-9 yaşına kadar bulaşılabilir belki ama azdır bulaşır. Evet. Esasında büyüklerden bulaşır. 12-13 yaşındaki püberte çağındaki çocuklarda kaviteler açar. Yaralar açar tabii. Akciğer kavite diyoruz biz o yaralara. O yaralardan fazla basit atılır. Ondan sonra bu çocuğa bulaşır. Çocuk da işte ilk 2 yılda o da riskli. Daha risklidir yani çocuğun durumu. Fakat çocuk tüberkülozları mümkün olduğu kadar iyi takip edilirse, mesela bir ailenin içinde çocuk ailede tüberkülozlu varsa evet. çocuk muhakkak kontrola gidilir, kontrol altına alınır, PBDC yapılır, akciğer filmi çekilir ve ondan sonra eğer şeyse 5 yaşın altında çocuklara devamlı koruyucu ilaç verilir. Mesela belirli bir şeye kadar. Baktın ki PPD menfi, devamlı menfi, 3 ay sonra aşı, yeni doğanda 3 ay sonra aşı yapılır. BCG aşısı, tüberküloz aşısı yapılır ve ondan sonraki yine koruma 9 aya kadar devam eder. Evet. Yani çocukluk tüberkülozlarında koruma çok önemli yani. Koruma çok evet, önemli. Koruma, koruyucu tedavi, aşılama çok önemli. Aşılama ve koruyucu. Onların bir tedavi takvimi var mı? 6 ay, 1 yıl? Aynıdır. Aynı. Çocuklara aynı. Özel bir süre aynı. Yok özel yani. Özel bir durum yok. Tüberkülozdaki tedavi takvimi Türkiye'de şu anda uygulanan 6 ay. Evet. Fakat bazen uzatılıyor. Bazı ekoller uzatıyorlar.
Zaten direnç gelişirse artık nereye var? 2 yılı da geçer. 2 yıl kesin var yani. Evet. Ali Uzun arıyor bizleri. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Geçmiş olsun diyoruz. Öncelikle İstanbul'dan arıyorsunuz bizleri. Evet efendim. Buyurun sorunuzu benim, alalım. Benim hocama bir sorum var. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben normalde bana kova hastası teşhisi konuldu. Şu anda Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde organ nakli bekliyorum. Hı hı. Akciğer organ nakli bekliyorum. 6 ayda bir kontrola çağırıyorlar. En son geçen hafta gittiğim zaman bir kan aldılar. Kanda talimin bir bozuk çıktığı için tekrar bir kan daha istediler. Onu verdim. O arada benden bir solunum testi istediler. Solunum testi isteyince solunum testinde doktorum dedi ki durumun dedi çok iyiye gittiğini görüyoruz dedi. Seni dedi her an dedi arkadaşlarla görüşüp organın hakkından çıkarabiliriz dedi. Acaba benim akciğerlerimde ne gibi bir gelişme olmuş ki bana bunu doktorum böyle söyledi. Bilgi edinmek istiyorum hocamdan mümkünse. Burada o kadar profesörler, doçentler, seni araştıranlar, solunum testini yaptıranlar, yapanlar bizden büyük ustalar hocam. Biz onun evet. karşısında burada konuşursak onları ayıp ederiz yani. Peki olabiliyor mu böyle mümkün? Olabiliyor mu? Akciğerin kendini yenilemesi ya da tedavinin ya da mikrobun yok olması mümkün. Bu mikrop değil bunun anlattığı. Bunun anlattığı kova, sigaranın falan getirdiği sigara. Yani kova hastalığı tamam tüberkülozla değişik karıştırdım. Bu. Tüberkülozla değişik. Karıştırdım. Şimdi kova buna, farklı bir hastalık. Buna organ, kovattan organ nakli yapacak arkadaşlar ama bir araştırmalar, bir tetkikler yapmışlar. Ne demiş doktorların sana? İyileşti mi demiş? Evet yani seni organ naklinden bana çıkarabiliriz. İyiye gidiyor tablo demişler. Evet, aynen öyle. Şimdi niye öyle olur? Senin kovağını alevlendiren bir enfeksiyon vardır zeminde. O düzelmiştir. Veya senin o bir önceki şeydeki şeyin sistem belki alışkanlıkların vardı. Sigaran migaran bıraktın. Onlar geri çekilince bu kovağın düzelmiştir. Organ nakli de kolay şey değil yani. Kovat düzeliyorsa, toparlıyorsa. Sigarayı bıraktım bu arada hocam. Sigarayı bıraktım 15 aydan beri içmiyorum. O zaman işte bir enfeksiyonla azmıştır. Birkaç ölçümlerde belki yani böyle atıyorum ama azlık, testlerin bozuk gelir. Sonra testlerin düzelir ve programdan çıkartabilirler. Bilmiyorum yani onların bir standartları vardır. Biz onlara, onlar bizden daha bir becerikli bu işlerde veya daha bilgili yani. Yani sizin KOAH'ı hocamızın... Sizin o konunuza biz fazla karışmayalım. Yani. Evet, şöyle özetleyecek olursak size yani sizin KOAH'ınızı tetikleyen muhakkak vücudunuzda farklı bir unsur vardır. Bir şekilde bu yok olmuştur. Akciğer içinde mutlu bir tablo oluşmuştur diyor hocamız. Örneğin sigarayı bıraktığınızı söylüyorsunuz. Belki beslenme evet. düzeninizde farklılıklar yaptınız. Sporda farklılık olmuştur. Sporda farklılık olmuştur devamlı diyor. Devamlı almıştırsın, top üflemiştirsin, şişirmiştirsin. Kovanın toparlamaya başlamıştır. Bilmiyoruz yani bir şeyler vardır yani. Tabii bu arada spor da yaptım. Egzersiz hareketlere çağırdılar. 3 ay gittim. Daha sonra spor bittikten sonra normal yürüyüşlere başladım. Üfleme sporları işte o top şişirmeleri falan filan. Balon şişirmeler bunlar da kovağı biraz toparlıyor yani çeki düzen veriyor. O zaman da evet. ameliyata gerek duyulmuyor yani duyulmuyor. Dediğim ben ameliyatçı değilim. Duymuyorlar demek ki arkadaşlar. Yani bir şeyler iyiye gitmiş. Endişe etmenize gerek yok. Yani siz hayatınızda neleri değiştirdiyseniz böyle devam edin diyor hocam. Daha doğrusu akciğer nakli olsa ben de senin kadar sorardım yani ne olacak diye. Çünkü o nakli gerekçelerini ben de bilmiyorum o kadar. Evet. Şimdi en son söylediği hocanın dışında. Çok teşekkür ettiğimi söyledim. Çok sevindim dedim. Hocam bayağıdır çok güzel bir bilgi verdiniz dedim. Çok memnun oldum. Çok sevindim yani. Evet, uzun yıllar yaşamanı diliyorum. Saatin bol olsun ve mutlu yaşa amcam. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi geçmiş olsun tekrar. İyi akşamlar. Böyle mutlu bir tabloda oluşabiliyor demek ki yani insanın spor, sigarayı bırakması. Sporla akciğer genişliği ya da düzelebiliyor mu? Yani o KOAH açılabiliyor biraz, mu? Biraz faydası var. Yani bunun da fizik tedavi diyoruz yani. Rehabilitasyon KOAH'ta daha çok uygulanıyor. Hocam süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Toparlamamız gerekiyor. Hem önerilerinizi alalım hem çocukluk çağı tüberküloza ekleyecekleriniz var mı bunu soralım. Önerilerinizle de. Çocuklukta bir de şey var. Mesela
ben tüberkülozsam ne yapmam lazım? Evet. Kendim tüberkülozsam ben ne yapmam lazım var? Ben etraftakilerin ne yapması lazım? Evet. Tüberkülozluyla buluşursa. Bir, ben tüberkülozluysam bir, verilen ilacı sağlık personelinin veya eğitilmiş kişinin gözetiminde verilen sürece almam lazım. Kuralı bir, iki, gereken balgam ve röntgen muayenelerine gitmem lazım zamanında. Üç, ilacı alırken veya hayatta yaşarken ağzımı kapamam lazım belirli süre, maske takmam lazım. İşte bulunduğum odayı havalandırmam lazım. Uykuma, uyku düzenime, dinlenme düzenime dikkat etmem lazım. Ondan sonra alkol, sigara almamam lazım. Onun haricinde bir de işte düzenli ilaçlarımı aldıktan sonra baktım ki bir şey oluyor, rahatsız oluyorum. Doktora sormadan kesmemem lazım. Araya da başka ilaç koymamam lazım tedavim kendi başımdan. Kendi kendime. Araya da başka ilaç koymamam lazım. Yani doktor tavsiyesinden çıkmamak, zaten kullandığımız tüberküloz ilaçlarımız varken kafamıza göre ekstralar muhakkak almamalıyız. Almamak lazım. İşte tüberkülozla bulaşmamak için de mümkün, bulaşmışsan eğer mümkün olduğu kadar Erem Savaş dispanserine gidip filmini çektirmen lazım. PPD denen bir test var. Hı hı. Kol deri içine konuluyor, ön koldan vuruluyor. Ve endürasyon dediğimiz o kabarıklığı ölçüsüne göre pozitif. Eğer kabarık değilse, kabarmamışsa mikrop almamış oluyorsun. Evet. O kabarmışsa zaman... mikrop almış oluyorsun. Fakat mikrop almış kişi hasta değildir. Hasta sayılmaz. Sadece mikrop almış sayılır. Evet. Onu da vatandaşın iyi bilmesi lazım. Hani eyvah benim TB'yim pozitif dememesi lazım. Belirli şeylerden sonra eskiden vardı o yorumlar. Şimdi o da kalktı. Basili görmeden bir şey demiyoruz. Evet. Onun haricinde de sık sık filmlerini çektirmesi lazım. Ve çocukların da 5 yaşın altında çocukların da tüberküloza karşınca muhakkak hem koruyucu tedaviyi alması lazım. Hem de aşılanması lazım çocukların 3 aydan sonra. 3 aydan sonra. Küçük yaşta 3 aydan. Tüberküloz aşılanması lazım. %50 korur. Daha büyük tehlikeli menenjit veya diğer miliyer tüberkülozu daha da önler. Aşı bizim Türkiye'de halen aşı devam etmektedir. Yani bizim Türkiye'de orta halde salgın orta boyda diyelim. Çok düşük boyda da değil. Çok düşük. Hafif orta boyda tüberküloz vardır. Bir de bu Türkiye Cumhuriyetlerden gelen tüberküloz dişi var, dirençli. Gerçek rezistans tüberküloz var o Türkiye Cumhuriyetlerde. O cumhuriyetlerden gelenler arkadaşlar da muhatap olanlar da tüberküloz. Muhakkak rezistans tüberküloz çünkü. Onun için de bu rezistans tüberküloz yörelerine gidenlerin çok dikkatli olması lazım. Evet. Turistik gidenlerin veya çalışmaya gidenlerin. Evet, son bir soruyla kapatmak istiyorum. Tüberküloz tedavisi görmüş bir insan, sağlığına kavuşmuş. Kontrollerini hangi aralıklarla yaptırmalı? İşte 6 ayda bir yine de film çektirmeli mi? Yoksa şikayeti olmazsa sorun yok mudur onun için? Şimdi bu biraz yine de şeye bağlı. Hastalık hani ilk 2 yıldır diyoruz ya. Hı hı. Bu 2 yıl değil de 6 ay tam garanti şey değil. O 6 ay... Sonra da yine bakmalı lazım, bakılması lazım. Yani 6 ayda bir, 2 yıl süreyle. Ama şikayet olursa muhakkak bakılması lazım. Evet. Şikayet olursa muhakkak ama ilk 2 yıl 6 ayda bir. 6 ayda bir gitmesi lazım. İlk 2 yıl 6 ayda bir kontrol olması lazım en aşağı. En aşağı. Peki süremizin sonuna geldik. Hocam ağızlarınıza sağlık diyelim. Eklemek istedikleriniz var mıdır bizim unuttuklarımız? Sizin eklemek istedikleriniz. Bizim sizin unuttuğunuz olmaz. Siz bu çalışanlarsınız her zaman. Estağfurullah. Bu detayları çalışıyorsunuz. Bizim unuttuğumuz varsa arkadaşlardan, vatandaşlardan özür dileriz. Bize hatırlattıkları için bazı şeyleri teşekkür ederiz ve kurumlarımıza her zaman sahibiz, sahip çıkmalıyız ve cahil kalmamalıyız.
Peki, çok teşekkür ediyoruz ağızlarınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için. Efendim, Sağlık Dünyası'nın burada sonuna geldik. Haftaya yeni konular ve konuklarla yine sağlık dağıtmaya, sağlıklı kalmayı anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sevgi Hastanesi sundu.